Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından kent içi ulaşım konulu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Yürütme Kurulu üyesi Mertcan Yalçın, şehir içi toplu ulaşımda yaşanan aksaklıkların bir an önce giderilmesi için Edirne Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Edirne Belediyesi ulaşım alanında uzun süredir kamu hizmetinden çekilerek önce bir kooperatife, daha sonra ETUS olarak örgütlenen özel sektöre kentin tüm ulaşım hizmetlerini tekel haline getirecek biçimde vermiştir. Bu konuya ilişkin Edirne Kent Konseyi olarak açtığımız davada Edirne İdare Mahkemesi 2011'e 1432 esas, 2012'ye 622 karar sayılı ve 15 Haziran 2012 tarihli kararında Edirne Belediye Meclisi'nin 20 Eylül 2011 tarih ve 2011'e 316 sayılı kararı için şu şekilde bir gerekçeyle iptal kararı vermiş. Belediyenin toplu taşımada hizmet sunan araç sayısını kamu yararı gereğince müdahale etme imkanının ortadan kalkması sonucu doğurduğu, dolayısıyla sözleşmenin tarafı olan taşımacılar lehine bireysel yararın gözetildiği, başka bir anlatımla kamu yararı gözetilmeden toplu taşıma hizmetinin bir kooperatif tarafından tekel oluşturacak şekilde işletilmesinin sözleşme ile sağlandığı anlaşılmıştır. Davalı belediyece sözleşmenin feshi halinde fahiş miktarda bir tazminatın ödenmesinin öngörüldüğü, dolayısıyla kamu malını ve kamu menfaatini korumakla görevli olan idarenin üzerine düşen görev ve sorumluluklarına aykırı davrandığı kararına varılmıştır diyerek bu belediye meclisinin kararının iptaline oy birliğiyle karar vermiştir. Ne yazık ki mahkeme kararı bugüne kadar uygulanmamış tam anlamıyla. Göreve gelen belediye başkanları ve belediye meclisleri üyeleri belediye kanunu gereğince görev, sorumluluk, yetki ve imtiyazında olan ulaşım hizmetinde imtiyazı halkın tüm şikayetlerine rağmen kentimizin ulaşımını tekelci bir anlayışla ve etusla sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca ulaşım tekel imtiyazı ile ulaşım hizmeti yapanların minibüslerinin bir kısmı eski, yazın havasız ve sıcak, bazı hatlar çok kalabalık, sefer saatleri düzensiz, engelli ve yaşlı bireylere uygun donanımdan yoksun olmasına rağmen son derece yüksek bir ücretle taşıma yapmaya devam edilmektedir. Hal böyleyken bu dönem ilk belediye meclisinde ETUS araçlarına araç başına yapılan katkı miktarı arttırılmış, ikinci meclis toplantısında ise seçim vaadi indirim olmasına rağmen toplu ulaşıma zam yapılmıştır. Yoksulluğun giderek arttığı bu dönemde temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan vatandaşlarımız, ailelerinin bizlere emaneti olan öğrenciler için öncelikle bizler yapılan zammın iptal edilmesini talep ediyoruz. Değerli basın emekçileri, ulaşım belediyenin en temel görevlerindendir. Belediye ulaşımdan tamamen çekilemez ya da kendi işini başkasına devredemez. Bu yeni dönemde de belediye başkanımız Sayın Filiz Gencan Akın ile belediye meclis üyelerinin mahkeme kararının kazanımlarını Edirne halkı lehine kullanmasını bekliyoruz. Bu gerekçelerle belediye başkanı ile belediye meclisinden ulaşıma yönelik taleplerimizi şu şekilde sıralıyoruz. 1. Edirne'de tek tip ve tekelci ulaşım anlayışına son verilmeli. Belediyemiz otobüslerle fiyatları da dengeleyecek şekilde ucuz ve nitelikli taşımacılık yapmalıdır. 2. Belediye meclisinde kabul edilen zam kararı geri alınmalı. Daha sonrası da ise öğrenciler gibi dezavantajlı gruplara uygulanacak tarife ucuzlatılmalıdır. Belirli bir zaman aralığındaki birden fazla binişlere ayrıca ücret alınmamalı ve daha önce getirilen kısa mesafe ücret iade kioskları tekrar aktif hale getirilmelidir. 3. Toplu ulaşımdaki araçlar nitelikli hale getirilmeli. Engelli arkadaşlarımızın hiçbir engelle karşılaşmadan toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi için çalışmalar başlatılmalı ve araçların sefer saatlerine uyması sağlanmalıdır. 4. ETUS şoförlerine iletişim konusunda eğitim verilmeli. Yolcuların rahatsız olacağı davranışlar engellenmeli. Düzenli olarak denetim yapılmalıdır. Sonuç olarak Edirne'de toplu ulaşım belediye tarafından acilen düzene sokulmalı ve ucuzlatılmalı. Belediye toplu ulaşımda kendi otobüsleriyle sisteme dahil olarak ulaşım sistemine kamusal ve nitelikli bir seçenek sunmalıdır. Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir de belediye ulaşımda aktör haline getirilmeli dedi. O belediye meclis kararında çok ciddi fahiş tazminatlar vardı. Belediyenin bir yıllık bütçesine denk gelen tazminatlar vardı. Böyle bir tazminat olduğunda da bu sözleşmenin bozulması da çok mümkün olamayacaktı. Bizler bu davayı açarak ve kazanarak belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin elini kolunu çözdük. Ve şimdi söz onlarda Edirne halkının lehine bu mahkeme kararını kullanarak Edirne Belediyesi'ni ulaşımda
aktör haline getirmeli. Belediye otobüsleriyle de nitelikli, ucuz ulaşımda seçenek olarak kamusal hizmeti de ortaya koymalı. Biz bunun beklentisindeyiz ve biz bu konunun takipçisiyiz.